is passed. Amerika'da yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik paketin ardından şimdi de altyapı paketi yolda. Başkan Joe Biden ülke ekonomisini şekillendirecek paket için düğmeye bastı. In fact, the largest American jobs investment. Aslında bu ikinci dünya savaşından bu yana Amerika'daki en büyük iş yatırımı, milyonlarca iş, iyi maaşlı işler yaratacak ve ekonomiyi büyütecek. Bizi dünyada daha rekabetçi yapacak, ulusal çıkarlarımızı güçlendirecek ve gelecek yıllarda küresel yarışta bizim Çin karşısında kazanmamızı sağlayacak. Bu büyük, cüretkar bir girişim ve evet, bunu yapabiliriz. Joe Biden altyapı paketini bu sözlerle Amerikalılara sundu. Amerika'nın 46. başkanı kendinden önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama'nın da planladığı ama hayata geçiremediğini başarmanın peşinde. Ülkenin altyapı sorunu uzun yıllardır dile getirilen bir problem. Bu tünelde gördüğünüz bu tür bir aşınma, tavandaki beton zamanla kırılıp dökülmüş, tünelin tepesinde başlayan su sızıntısı donup buz sarkıtları oluşturuyor. Sarkıtlar daha sonra trene 12 bin volt elektrik taşıyan bu yukarıdaki katenerin üzerine düşüyor. Sadece New Jersey'deki bu tünel değil, ülkedeki yol, köprü, havaalanı, boru sistemleri gibi altyapıyla ilgili birçok unsur yıllardır bakım bekliyor. Kesinlikle Amerikan kamuoyunda, iş dünyasında ve insanların da ülkenin dağılan altyapısının yeniden inşa edilmesi için geniş bir uzlaşma zemini var. Çukurlardan bıktılar, dolambaçlı yollardan, kötü köprülerden, sıkışıklıktan ve bütün sorunlardan bezdiler. Su borularının patlamasından, evlerinin içini pis su basmasından yoruldular. Ama biz bunun üstesinden geliriz. Biden'ın paketi de bunu yapmayı amaçlıyor. Peki bu pakette neler var? Aslında neler yok ki demek belki daha doğru olabilir. 10 bin köprünün bakımından boru hatlarının onarımına kadar birçok unsur bu pakette yer alıyor. 2 trilyon dolardan fazla tutardaki altyapı paketinde 650 milyar dolar yollara, ulaşıma, demir yollarına ayrılıyor. 20 bin mil uzunluğundaki otoban ve yollar yenilenecek. Ekonomik açıdan çok önemli 10 köprüyle birlikte toplamda 10 bin köprü elden geçecek. 20 milyar dolar kazaları önlemek için yol güvenliğine ayrılacak. 20 milyar dolar otoyolların ayırdığı bölgeleri birbirine bağlamak için harcanacak. Kamu ulaşımına 85 milyar dolar ayrılıyor. Ülkenin demiryolu Amtrak'a da 80 milyar dolar aktarılıyor. Havaalanlarına 25, iç kesimlerdeki su yollarına, kıyı limanlarına ve liman kirliliğini azaltacak yatırımlara 17 milyar dolar kaynak yaratılıyor. İddialı olarak nitelenen ulaştırma projeleri içinde 25 milyar dolar düşünülmüş. Pakette dikkat çeken bir noktada elektrikli araçlara lojistik destek için 174 milyar dolar ayrılmış olması. Plan ayrıca petrol ve doğalgaz kuyularının, kömür madenlerinin kapatılmasını da içeriyor. Beyaz Saray'a göre bu plan petrol ve madenciliğin yapıldığı bölgelerde yüz binlerce iş olanağı yaratacak. Pakette bakıma ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler de unutulmamış. Yaşlı ve engellilerle ilgili bakım sektörüne de 400 milyar dolar ayrılıyor. Buralarda çalışanların iyi ücret almaları ve çeşitli avantajlardan yararlanmaları amaçlanıyor. 580 milyar dolar üretim, temiz enerji geliştirme konusunda araştırma ve eğitime ayrılıyor. Paketin şu ana kadarki kısmı yaklaşık 2.3 trilyon dolar. Önümüzdeki günlerde paketin ikinci bölümünün açıklanması bekleniyor ve toplam maliyetin 4 trilyona yaklaşması planlanıyor. Peki o ikinci açıklanacak bölümde neler yer alacak? Sağlık sigorta kapsamının genişletilmesi, çocuk vergileriyle ilgili indirimlerin genişletilmesi, ailelerin daha rahat yaşayabilmesi için hastalık izni, ücretli izin gibi unsurların o pakette yer alması bekleniyor. Toplamda 4 trilyon doları bulması beklenen paket nasıl karşılanacak? Bu kez 1.9 trilyon dolarlık paketteki gibi olmayacak. Vergi artışları olacak. Yıllık geliri 400 bin dolardan fazla olanların vergilerinin artırılması planlanıyor. Şirketlere yönelik vergi dilimi de %21'den %28'e çıkartılacak. Vergilerin iyi bir şekilde tahsisi için yasalardaki boşluklar doldurulacak.
Biden yaz mevsiminde paketin kongreden geçmesini istiyor ancak cumhuriyetçiler 1.9 trilyon dolarlık pakette olduğu gibi buna da karşı görünüyor. Ulaştırmayla ilgili yasa tasarısı sanırım ulaştırmayla ilgili olmalı. Yeni yeşil anlaşmayla ilgili değil, yollar ve köprülerle ilgili olmalı. Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ise fırsatın kaçırılmaması gerektiği düşüncesinde. Şu anda altyapıya nesillik bir yatırım yapmanın tam zamanı. Bu ülkemizin en çetin zorluklarını aşmamıza ve yıllar boyu devam edecek güçlü bir gelecek yaratmamıza olanak sağlayacak. Paket kongreden geçerse Amerika'da devletin ekonomi üzerindeki nüfusu artacak, yıllık üretimin %20 ya da daha fazlasını devlet üstlenmiş olacak. Ancak cumhuriyetçilerin şimdiden pakete yönelik olumsuz açıklamaları demokratların işini zorlaştıracak gibi. Demokratlar da paketin geçmesi için gerekirse senatoda salt çoğunluk arayacaklarının mesajını veriyor. Paket açıklandığı şekilde kabul edilecek mi yoksa cumhuriyetçilerin müdahaleleriyle değişikliğe mi uğrayacak? Onu da önümüzdeki haftalar gösterecek. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.